Merhabalar değerli öğrencilerim ve sevgili velilerim. Bugün sizlerle lise giriş sınavına giren öğrencilerimin daha sonraki süreçte tercih yaparken nelere dikkat etmesi gerektiği hakkında konuşacağız. Dilerseniz çocuklarımızın bu süreçte nelerle karşılaşacağını ya da sizlerin karar alma aşamasında neler yapacağıyla ilgili konuşmaya başlayalım. Sınavdan sonraki süreçte çocuklarınızın puanı açıklandıktan ve sıralamaları belli olduktan sonra hepinizin tercih etmesi gereken belli başlı okullar olacak. Bu okullarla ilgili konuşmadan önce şunu söylememiz gerekir. Öğrencinin getiri puanı, yani şöyle bazı liselerimizin sınavla aldığını biliyoruz. Sınavla alan okullar için yeterli puanı ve sıralamayı yakalayıp yakalamadığına, daha sonra bu puanı aldıysa eğer sınavla alan okullara yerleştirmeye, eğer bu puanı sağlayamadıysa da sınavla almayan diğer okullarımıza yerleştirmede nelere dikkat edeceğiz? Bunlardan bahsedelim. Öğrencilerimizin her sene puanları değişebilir değerli velilerim ve öğrencilerim. Puanlar sınavın zorluğuna göre ya da sınavın o seneki giren öğrenci sayısına göre değişiklik gösterebilecek bir değişkendir aslında. Ama sıralama, yani öğrencinin yüzde kaç diliminde olduğu bizim çocukları sınavlara ve okullara yerleştirirken en çok dikkat ettiğimiz en önemli kriterdir. Diyelim ki öğrenciniz %10'luk dilime kadar, yani bu sınavla alan okullara girebilecek kadar bir dilim yakaladıysa bu noktada çocuğunuzun tercihlerini merkezi sınavla alan okullara yönlendirebilirsiniz. Ama diyelim ki öğrencimizin hem puanında bir beklenmedik bir durum var, hem de diyelim ki sıralaması bu okulları karşılamıyor. O zamansa mahalli yerleştirme dediğimiz diğer seçeneği değerlendireceğiz. Şimdi bu yerleştirme tiplerinin değişkenliği hakkında sizinle konuşalım isterseniz. Özellikle Bitlis ilinde 9 tane okulumuz olmak üzere bir tanesi Ahlat'ta, fen liseleri ve sosyal bilimler liseleri, Anadolu Lisesi, İmam Hatip Lisesi gibi değişkenlik gösteren bu okullarda, yani merkezi sınav sistemiyle alan bu okullardan 9 tanesi sizin tercihiniz içerisinde olabilir. Bunun dışında ben il dışında çocuğumu okutmak istiyorum, başka yerlere denemek istiyorum da diyebilirsiniz. Bu noktada tabii ki tercihleriniz değişkenlik gösterebilir. Ama en azından kendi ilimiz için 9 tane merkezi sınav sistemiyle alan okulun olduğunu kesinlikle belirtmek isterim. Bunlardan biliyorsunuz Hikmet Kiler Fen Lisesi, işte Sadullah Genç Sosyal Bilimler Lisesi, Tatvan Fen Lisesi, Nurullah Eren Anadolu Lisesi, bunun yanında bazı İmam Hatip Liseleri de söz konusu. Bunlar dışında bir de yetenekli alan okullarımız var, biliyorsunuz spor lisemiz gibi ya da daha sonra çocuklarınızı düşünüyorsanız güzel sanatlar liseleri gibi seçeneklerimiz de söz konusu. Bunlar merkezi sınavla almanın dışarısında yetenekli öğrenci seçen okullardır. Bunun dışındaki okullarsa tabii her sene bazı değişiklikler gösterdi. Bundan önceki yıllarda ortalamayla kabul eden, öğrencinin ortalamasını baz alan okullar vardı. Bunun yanında bazı kriterler de vardı. Bunlar da diğer merkezi sınav sistemiyle almayan okullarımız içerisinde değerlendirilebilir. Şimdi öğrencimizin öncelikli olarak sınavımız bitti, kurtulduk, sıralamamız geldi, güzel bir sonuç aldık. Sonucumuzu aldıktan sonra velim ve öğrencim oturuyor ve yardım eden diğer öğretmenleri, işte rehberlik eden öğretmenleri de yanlarında. Öncelikli olarak gözümüzün önüne aldığımız bu listede hangi okula yerleşebileceğimizle ilgili gerçekçi kararlar almamız gerekiyor. Diyelim ki çocuk merkezi sınav sistemiyle ilgili güzel bir puan edindi. Yani %10'luk dilime girdi. Bu noktada velilerimin tamamından en çok duyduğum şey, hocam fen lisesine gitsin. Evet, tabii ki bu konudaki isteğiniz bu konudaki kurumlardan en iyisine gitmesi yönünde olabilir. Ancak çocuğumuzu da dinlememiz gerekir. Çünkü biliyorsunuz ki gideceği okulda alacağı akademik eğitim onun sonraki süreçlerini en çok önemsediği ve değerlendireceği süreç. Yani çocuğunuz diyelim ki sayısal bir alanda zorluk çekiyor ya da örnek veriyorum sözel bir alanda zorluk çekiyor ve bu ortaokuldan beri böyle gidiyor. Siz bu noktada çocuğunuzu zorlamak yerine dinlemeyi ya da onu bütün seçenekleri doğru bir şekilde sunabilmeyi gerçekten başarabilmelisiniz değerli velilerim ve değerli öğrencilerim, siz de bunu iyi değerlendirebilmelisiniz. Daha sonraki süreçte eğer merkezi sınavla alan okullara yerleşecekseniz eğer, burada şunu değerlendireceksiniz. Ben bu okullardan hangisine gidebilirim? Gittiğim zaman hangi okulda akademik eğitimimi en iyi şekilde devam edebilirim? Bu okulun kontenjan sayısı kaç? Benim girebilme olasılığım var mı yok mu? Bu okulun yerleşkesi nasıl? Okul çevresi nasıl? Okul kültürü, ki en önemli olduğunu düşündüğüm şey, okul kültürü nasıl? Ya da bunun dışında
okulun yanında benim oldu ki yatılı kalmak zorunda kaldığımda pansiyon koşulları ne ya da bunlara ne kadar harcamalar yapmam gerekir? Bunlarla ilgili doğru kararlar almanız gerekir. Özellikle yöremizde en çok karşılaştığımız sorunlardan bir tanesi de öğrencilerimizin il dışı tercihler yaparak daha sonraki süreçte uyum sağlayamayıp tekrar Tatvan'a dönmeleri ya da Bitlis'e dönmeleri gibi sorunlarla karşılaşıyoruz. Bu öğrencilerimizin sıralaması yüzdelik dilimleri çok iyi olduğu için diğer okulları tercih edip gidiyorlar, ancak bu süreç içerisinde çok iyi bir değerlendirme yapmadık için buradaki uyum sürecini doğru değerlendiremeyebiliyorlar ya da yerleşkeleriyle ilgili problemler yaşayabiliyorlar ve bu noktada tekrar buralara dönmek zorunda kalabiliyorlar. Yani okullarını bırakmak zorunda buraya tekrar dönüp burada yeni bir okula uyum süreci yaşamak zorunda kalabiliyorlar. Tabii ki bu da eğitimi kesintiye de uğratabilir ya da belki de çocuğa çok çok iyi gelebilir. Ancak bu noktada eğer biz bir il dışı tercih yapacaksak bunu çok iyi değerlendirmeli, bulunan okulun bütün koşullarını göz önünde tutmalıyız. Bu noktada değerli velilerim ve öğrencilerim, araştırmanızı çok iyi yapmalısınız. Tercih yaptığımız zamansa dikkat etmemiz gereken, bunu sınavla alan okullar için söylüyorum, yüzdelik diliminizin bir üstünü ve bir altını değerlendirmeniz gerekiyor. Yani şöyle, diyelim ki çocuğunuz %8'lik bir dilimde ve çocuğunuzun tercih yapması süreci başladı. Çocuğunuzla tercih yaparken %6'lık, %5'lik okulları da yazabileceğiniz gibi aynı zamanda çocuğunuzun herhangi bir kontenjan ya da sıralama değişimi için de daha alt kademelerde, yani diyelim ki %10'luk bir okulu da yazmanız gerekecektir. Bunun dışında sınavla almayan okullarımız için ise şunları söyleyebiliriz. Değerli velilerim, çocuğunuz bir başarı durumu göstermiş olabilir ya da performans çok iyi gösteremeyip başarı gösterememiş olabilir. Bu noktada çocuğunuzun bundan sonraki hayatına akademik anlamda devam edip edemeyeceği ya da meslek seçimiyle ilgili meslek seçip buradan devam edebileceği yönünde kararlarınızı iyi oluşturmanız gerekiyor. Yani öğrencinizi diyelim ki bir okula gönderdiniz, ancak çocuğunuz üniversite istiyor mu ya da gerçekten iyi bir meslek edinip, yani meslek liseleri yoluyla iyi bir meslek edinip mesleki hayatını mı daha çok arttırmak istiyor? Bu noktada iyi bir değerlendirme yapmanız gerekir. Mahalli yerleştirmede en çok kafamızı karıştıran şey şu. Tatvan'daki okullar evime yakınsa benim çocuğum buraya gider şeklinde değerlendirilebiliyor bazen velilerim. Ama durum tam olarak öyle değil. Tatvan'ın tamamı bir yerleşke olarak alınıyor. Yani diyelim ki siz okula çok yakındasınız, 100 metre mesafeniz var. Bir diğer kişi ise 3 kilometre uzakta. Bu önem arz etmiyor. Tatvan'ın tamamı tek bir yerleşke olarak alınıyor. Ve çocuklarınızın öncelikli olarak bakılan şeyi sene sonu, yani yıl sonu 8. sınıf puanı. Şöyle ki 6. 7. ve 8. sınıf bütün sene sonu ortalamalarının toplanıp 3'e bölünmesiyle elde edilen puan çocuğunuzun yerleştirilmesine esas oluyor. Yani diyelim ki ben örnek vereyim, bir okuldan örnek verelim. Hüseyin Çelik'e çok yakınım, 100 metre mesafem var. Benim çocuğumun 87 ortalaması var ama 2 kilometre ötedeki bir diğer öğrencimin ise ortalaması 89. O zaman 89 alan öğrencimin yerleştirme olasılığı daha yüksek oluyor değerli velilerim. Bu noktada sizlere bazı işte nasıl yerleştirme yapılacağı ile ilgili bilgiler verdim. Sizden de bu süreci değerlendirirken çocuklarınızın başarı ve başarısızlık durumlarına çok takılmadan onları bu sonraki süreçte daha iyi idame ettirmeniz ve yardımcı olmanızdır. Çünkü biliyorsunuz ki aslında her şey yeni başladı. Lise eğitimi çok çok değerli. Hangi okulda olursanız olun çocuklar, çalışacaksınız ve akademik eğitiminiz için devam edeceksiniz. Bu yüzden asıl değerli olan okuldan çok sizin çabalarınızdır. Hepinize bu noktada beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım iyi bir tercih süreci geçirirsiniz.